12 numaralı anahtarı Şirin'le. 12 numarayı şirinliyorum. Raftan şişeyi Şirin'le. Hayır. Ne yaptın sen? Sana raftaki şişeyi Şirin'le demiştim. Patlat demedim ki. Usta! Usta! Usta lütfen! Bana yardım et. Tomurcuk? Az önce hayatımdaki en kötü gafı şirinledim. Hayya! Şimdi sen dene Tomurcuk. Bütün gücünle şirinle. Tüm gücünle şirinle. Tamam. Şirinler aşkına Şirin'e. Ayı dışkısı gübremi mahvedeceksin. Üzgünüm Şirin'e. Ben gidip şey yapayım. Beni bulursa kesin Şirin fosopasıyla şirinleyecek. Ah, keşke zamanda geriye dönebilsem. Tornavidalar aşkına. Neden olmasın? Ne? Bir Şirin fosopasıyla şirinlenmek mi? Hayır. Zamanda geriye şirinleyip hatanı düzeltmen için bir makine yapabiliriz. Bu mümkün mü? Büyük bir mucit için imkansız diye bir şey yoktur. Uzay zaman devamlılığını şirinlemek tamam. Gücü 1.21 giga şirini ayarla tamam. Biyonik polarizasyonu çalıştı. Usta iyi misin? Çok güçlü. Neredeyse oldu. Tek yapmamız gereken buna sihirli kristal eklemek. Maymun bunu 100 fıstık karşılığında Şirin Baba'nın laboratuvarından almıştı. Merhaba güzelim. Çok şeker. Nasıl çalışıyor? Çok basit Tomurcuk. Saate bak. Bu şimdiki zaman. Bu da gelecek veya geçmişteki şirinlemek istediğin zaman. Bir deneyelim. İyi dinle. Seni bu sabaha göndereceğim. Bu şekilde burada kimse olmayacak. Ve şişe sağlam kalacak. Sadece onu al ve anahtarı şirinle. Ve bu kez düşürme lütfen. Ben kırmızı şişe şirinlemek. Bu. Ha? Gitti. Ama usta işe yaradığını nereden bileceğiz? Bak kırık şişe. İnanabiliyor musun? Ne? İşe yaradı. Tomurcuk dikkat. Şişe sağlam. İcadım Şirin Mastik. Düzeltmem gereken bir gaf olduğunu unutma. Bilimde bir çığır açtım ve senin tek düşünebildiğin küçük sorunların. Eğer ben ve küçük sorunlarım olmasaydı o şeyi hiç icat etmeyecektin. Tomurcuk neredesin? Hadi çık ortaya, konuşmamız gerek. Çabuk. Zamanda bu sabah saat 9'a şirinlememiz gerek. Hey, dikkatli ol. Tomurcuk hayır. Gidiyoruz. Bu tuhaf. Şirine ile idman yaparken gündüzdü. Saat akşam 9 olmalı. Tornavidalar aşkına. 6 ay önceki Cadılar Bayramı partisine geldik. Umarım bu o çirkin canavarın köye dehşet saldığı Cadılar Bayramı değildir. Bu gerçek bir canavar. Hadi. Bu saat. Zaman makinesini geri almalıyız. Sen bu yöne git, ben de bu yöne. Olamaz. İşte orada. Onu bulduk. Çabuk gidelim. Ona dokunma. Aldım.
çevir, çabuk. Diğer tarafa. Aferin sana, daha bile geriye gittik. Tüm şirinler bebeğe dönüşünce onlara bakmak zorunda kaldığım zamana döndük. Ne yani, bu iyi bir haber mi şimdi? Bebek şirin babaya bak. Çok şeker. Sevmeyi bitirdiğinde gidebilir miyiz? Ha? Hey, geri dön. O saati geri ver hemen. Bu kadar yeter. Gidelim mi usta? Uzun zaman önce gitmeliydik. Makinenin doğru şirinlememesi benim hatam değil. Onunla oynamayı kesseydin makinem gayet güzel şirinleyecekti. Şimdi sıkı tutun. Gördün mü? Sana guguklu saatim çalışıyor demiştim. Robot şirini şişeyi getirdiği zamana döndük. Anladığım kadarıyla arızalar manyetik kutuplaşma yüzünden oluyor. Bundan eminim. Tomurcuk! Tomurcuk! Neredesin? Biraz acele edip geçmişe şirinleyebilir miyiz? Çünkü geleceğim tehlikeli biçimde yaklaşıyor. Bunu çok komik bulacaksın ama manyetik kutuplaşma yüzünden değilmiş. Kuantum dolanıklığıymış. Buna inanabiliyor musun? Evet, akla ziyan. Gidelim mi artık? Hı-hı. Ah, yine sabah oldu. Doğru zamana döndük. Hadi ormana gidelim. Hayya! Hayya! Ha, 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 ha. İşte oradasın. Ama nasıl olur da aynı anda hem orada hem de burada olurum? Şuradaki bu sabahki sen ve buradaki de şimdiki sen. Buna gelecek geçmişle bağlantılıdır da diyebiliriz. İşe bakılırsa bu ikili fenomen zamanda bir dakikadan fazla geriye dönersek oluyor. Bebek şirinlerin zamanına gitmemiz gibi. Tek sorun şu, geçmişteki tomurcuk seni görmemeli. Eğer görürse bu şirin zaman devamlılığını yırtabilir ve... Ah tamam, bunu bana bırak. Şimdi sen dene tomurcuk. Bütün gücünle şirinle. Ben de öyle sopa şirinlemek istiyorum. Bana ver. Hey, dersin ortasında olduğumu görmüyor musun? Bırak şunu tomurcuk. Bir kazaya sebep olacaksın. Şirinler aşkına şirine ve usta. Ayı dışkısı gübremi mahvedeceksiniz. B planı vakti. Zamanı biraz ileriye şirinleyip sen derse onun yerine girerken ikizini oyalayacağım. Tamam mı? Ah, daha iyi. Saparna'nın tatlı kokusu gibisi yoktur. La 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 la. Git şirineyi bul. Ben diğer tomurcuğu oyalarım. Hey tomurcuk, bak ne icat ettim. Popo desteği 3000. Denemek ister misin? Bana bir sandalye gibi göründü. Hı-hı. Merhaba Şirine, antrenmana hazırım. Hayya! Oha! İşte sen dene tomurcuk, bütün gücünle şirinle. Dikkat et. En önemlisi dikkatli ol. Bak, buna çok fazla enerji vermelisin ve sopayı yanlış tutuyorsun. Elini buraya koy ve dik tut. Gıdıklandım. Şirinler aşkına şirine ve tomurcuk, ayı dışkısı gübremi mahvedeceksiniz. Gördün mü tomurcuk? Üstünde sallanabiliyoruz bile. Bir ki, bir ki. Peki, bu harika usta. Ama şirine beni bekliyor. Hayır, kung fu dersi bitti. Ama bu benim. Evet, bu biziz. Tüm bu olan biten beni fena şirinlemek üzere. Bu kez çalışmasını sağlayacağım. Ne yapıyorsun? Kıracaksın. Aferin sana bayan felaket şirin. Zamanda geriye gitmek için hangi zamanda olduğunu bilmen gerektiğini bilmiyor musun? Hiç sorun değil. Şirine'nin şu tarafta olduğuna eminim. Aa, çok kötü şirinliyorsun.
Çok tuhaf. Köye giden yolu tanıyamadı. Giderek daha da güzelleşiyor. Hı? Yardım et de kalkayım. Merhaba Vahşi. Yeni bir imaj mı deniyorsun? Hey, ne bekliyorsun? Bizi buradan Şirin'le. Bu senin tuzaklarından biri değil mi? Anladım. Karnaval zamanına şirinlemiş olmalıyız. Tarih öncesi Şirin kostümün çok gerçekçi olmuş gözlüklü. Hadi ama. Tarih öncesi. Bu korkunç. Kaş devrine kadar geri şirinlemişiz. Şirin. Bu korkunç. Kaş devrine kadar geri şirinlemişiz. Çok üzgünüm usta. Sanırım yine elime yüzüme bulaştırdım. Ne? Bu harika. Guguklu saatim her zamankinden 1000 kat daha iyi çalışıyor. Ben tüm zamanların en büyük mucidiyim. Buna rağmen eğer o guguklu saati geri alamazsak şu kokuşmuş şirinle sonsuza kadar baş başa kalacağız. Güzel yemek. Bu kadar kaba olma. Ben sana ne yaptım ki? İnanması ne kadar zor olsa da bu tarih öncesi şirinler bizim atalarımız. Neredeyiz biz? Burası yaşadıkları yer olmalı. Şirin, Şirin. Bak Tomurcuk, bir hediye. Belki de haklısın, onlar dost canlısı. Doğaya dönmek gerçekten çok eğlenceli. Sen beni dinle. Ben çok akıllı. Sen bizi bırakmak, ben evrime yardım etmek. Ben çok akıllı. Sen akıllı değil, ben daha akıllı. Ve Şirin Baba çok çok daha akıllı. Şirin Baba mı? Sen kokmuyor güzel. Ha, buna ne buyrulur? Saparna sabunu kokuyorum ama o iğreniyor. O güzel kokuyor. Çok naziksin Şirin Baba. Onları memnun etmek için ayı dışkısı kokmak gerekiyorsa ben almayayım. Ne kadar şirince ilginç bir kilit. Merak etme, gidip onlardan kibarca seni bırakmalarını isteyeceğim. Şansıma Şirin kalemim yanımda. Şirin, al ye. Güzel. Sen çok beğendin. Bu ne olmak? Bir ayna. Oh, Şirin. Güzel Şirin gitti. Komiksin. Buradan şirinlemem gerek. Bir deneyeyim. Yedi tırtıl Şirin Prenses'i içeri almış. Ama kötü Gargamel onu bulmuş. Bu çok şeker. Gözlüklünün atası kitapları şimdiden seviyor. Şirin Prenses'i yeme. Ama Gargamel'i yiyebilirsin. Şirin, kaçmak yok. Şirin kötü. Sen yumurta yemek, çok beğenmek. Şimdi ye. Şirin. Şirinler aşkına beni şişmanlatmaya çalışıyorlar. Size gösterecek başka bir şeyim kalmadı. Belki de bu. Buna parfüm denir. Elbette, ne kadar aptalım. Sabunu sevmiyorlarsa parfümden nefret ederler. Tomurcuk. Doğru ya, unuttum.
İyi misin usta? Evet, zamanı gelmişti. Küçük bayan etrafı şirinlerken ben de burada çürüyorum. Onları sinirlendirmek istemedim. Bana bayılıyorlar. Çok şekerler ya. Çok şekerler mi? Beni şirinleyebilmek için şişmanlatıyorlar. Sence bu da şeker mi? Usta, çok sersemsin. Bir ve bir ve bir ve bir ve bir ve bir. Arkadaşı yemek istemiyorsunuz değil mi? Biz diğer şirinleri yememek. Biliyordum. Bazen boşuna endişeleniyor işte. Biz onu keskin dişe sunmak. Keskin diş mi? Usta, sanırım haklıymışsın. Burada oyalanmamamız gerek. Peki o koca maymunu nasıl geçeceğiz? Bekle, bununla. Ha? Peki kilidi nasıl açacağız? Tada! Usta Şirin'in henüz anahtarı icat etmemiş olması harika. Çabuk, guguklu saati çalan maymunu bulmalıyız. Duydun mu? İşte o maymun. Şanslıyız. Saat bozulmuş gibi durmuyor. Bu engeli de açtık mı? Evde aletlerimin yanında olacağım. Kendi bağlar aşkına. Umarım guguklu saatin işlevini çözmemiştir. Tarih öncesi bir maymunun bu kadar sofistike bir icadı çalıştırabileceğine gerçekten inanıyor musun yani? Hey! Hayır! Peki, bu sefer neredeyiz? Hangi zamandayız mı demek istedim? Tamam. Tomurcuk, sanırım gitmemiz gerekiyor. Dinozorlar çağına gelmişiz. Çabuk, dinozor yemeği olmadan önce o kokuklu saati çalıştı. Taş devrine geri döndük. Sen güzel maymunu yemek mi istedin? Öyle değil. Ben sadece... Ay parladığında keskin diş seni yiyecek. Sen kafeste bekleyecek Şirin Baba konuştu. Hayır. Beni Şirin bırak. Lütfen. Şirin Baba, onu bağışla. O size üstünde oturabileceğiniz sandalyeler gibi her türlü faydalı şeyden yapabilir. Aman keskin diş. Bekle. Bırakın onu. Hayır, bırak beni. Tomurcuk, kurtar beni. Hayır, bekleyin. Ben becerikliyimdir. Ne isterseniz yapabilirim. Duş diye bir şey duydunuz mu? İşinize yarayabilir. Ya da belki bir tekerlekle başlayabiliriz. Sizin korkunç canavar bu muymuş? Bu düşündüğümden bile aptalmış. Güzel tavşan. Havuç ister misin? Şirinler saldırır. Bir kuş tanrısı. Zıplayan şirine oynama vakti. Bu kutsala saygısızlık kuş tanrımızı çaldı. Tomurcuk! Şirinlerin dersini hatırla. Teşekkür ederim. Hı?
Sizi hangi gezegeni ışınlamamı istersiniz çocuklar? Gelecek çok havalı görünüyor. Burada biraz takılmaya ne dersin? Hayır, buradan şirinlemeliyiz. Bu işten şirin salim çıkabilirsek söz veririm. Bir daha asla işlerimden kaçmayacağım. Söz veriyorum, söz veriyorum. Usta. Olamaz. Yine vahşi şirinlerin oraya mı geldik? Şirinler var, vahşiler yok. Ustayla tomurcuk böğürtlenden tatmak ister mi? Vahşi! Ha? Geri döndük! Çok yazık. Bu en büyük icadın. Herkesin iyiliği için. Hı? Şirin babanın dediği gibi. Zamanla oynamak çok tehlikelidir. Nihayet işte buradasın. Neden saklanıyordun? Bol şans. En azından tarih öncesi bir tavşan kadar saldırgan değiller. Üzgünüm Şirin'e. Ne kadar utandığımı bilemezsin. Utanmak mı? Neden? Çünkü benim yüzümden çiftçinin gübresinin arasına düştün. Ha, o mu? Hiç sorun değil. Hadi gel, eğitime devam edelim mi? Görüşürüz usta. Bak şimdi en önemli şey dengen. Usta lütfen. Yardım et. Az önce hayatımdaki en kötü gafı şirinledim. Al bakalım gözlüklü. Tamir ettim. Yepyeni oldu. Ha, teşekkür ederim usta şirin. Ama bak, burada bir leke var. Şirin baba yarım ay geçit töreninde zili çalmamı istedi. Bu gerçekten büyük bir onur ve ayrıcalık. O yüzden arabam kusursuz olmalı. Ne dediğimi anlıyorsun değil mi? İşte benim değerlim. Tekerleklerine biraz masaj yapayım. İyi geliyor değil mi? Konuşabilsen kesin evet derdin. Muhteşem, öyle değil mi? Gözlüklü, arabanı ödünç almam gerek. Asla olmaz. Ama gözlüklü. Ne yapıyorsun? Arabamdan hemen uzaklaş. Neden? Onu benden başkası süremez. Ben de geçit törenindeyim ve şapkamla uyumlu güller şirinlemeliyim. Nerede bulabileceğimi biliyorum ama ormanın diğer tarafında, tepede. Geçit töreninden önce oraya yetişmem imkansız. O yüzden arabanı ödünç almam gerek. Lütfen, lütfen, lütfen. Çok rica ediyorum gözlüklü. Lütfen, lütfen. Tomurcuk, içinde bulunduğun zor durumu anlıyorum ama... Bana güvenebilirsin. Geçen hafta Lili'den bir kitap ödünç aldım ve kapağının yırtık olduğunu fark ettim. Ne yaptım dersin? Onu onardım. Oturup yapıştırdım kitabı, öyle verdim. O yüzden bana güvenebilirsin. Pek emin değilim. Şirin baba hep eşyalarımıza ödünç vermemizi söyler. Gözlüklü, eşyalarına ödünç vermelisin. Pekala. Dikkatli olacağına söz ver. Tamam. Çok teşekkür ederim gözlüklü, bunu asla unutmayacağım. Hey, dikkat et. Ama benim atış alanımda dolaşıyorsun. Neler oluyor? Gözlüklü ormanın diğer tarafına gidip şapkam için güller toplayabileyim diye arabasını ödünç verdi bana. Bunun için ormanın diğer tarafına geçmene gerek yok. Gülleri hemen şurada bulabilirsin. Gerçekten mi? Muhteşem. Teşekkür ederim Çevik Şirin. Çok güzeller. La 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 la. Ne yapıyorsun gözlüklü? Arabamı bekliyorum budala şirin. İşte bir elma al. Tamam Lili, kıpırdama. Haklıymışsın Çevik Şirin.
yakaladın. Gülleri buldum. Aa. Şuna bak. Hı? Rengi çok güzel. Geçit töreni için sabırsızlanıyorum. Şirin arabası nerede? Araba mı? Olamaz. Ben onu unuttum. Şurada bırakmıştım. Ya da orada. Belki de şurada. Hatırlamıyorum. Olamaz. Nerede bu? Onu bulmam gerek. Yoksa gözlüklü Şirin beni. Ne yapar bilmiyorum ama iyi bir şey olmayacağı kesin. Panik yapma Tomurcuk. Belki gözlüklü sana bakmaya geldiğinde onu görüp geri almıştır. Ha? Evet. Muhtemelen öyle olmuştur. Ne şirinliyor böyle? Anlaşılan o almamış. Kimi gözetliyoruz? Al. Şşş. Gözlüklünün arabasını ormanda kaybettim. Kötü olmuş. Biz ararken onun dikkatini dağıtabilir misin? Bana güvenebilirsiniz. Merhaba gözlüklüğüne şirinliyorsun. Gerçekten köyün kurallarını ve düzenini öğrenmek isterim ben. Herkesin içinde şirinlersem ne olacağını da hatırlatır mısın? Hadi ama Şirin'e, herkesin içinde şirinlememelisin. Şirinlemeden önce yalnız olduğundan emin olmalısın. Tabii Şirin Baba aksini söylerse başka. Bunun anlamı da... Buldunuz mu? Hayır. Nereye kayboldu bu? Şunu dinle. Gıdıklanıyorum. Burnumu gıdıklıyor. Şimdi yandık. Pes etme. Ne yapacağımızı biliyorum. 22. kural, iyi bir şirin olmadan asla şirinleme. 92. kural, ağzın doluyken şirinleme. 707. kural, kesinlikle tuvalet kağıdı olduğunu şirinlemeden... nerede bu? Ne çok kötü. Görev tamamlandı. Şimdi onu gözlüklüğe götürelim. Teşekkür ederim kızlar. Maymun hayır. 908. kural. Acil bir durum olmadan asla alarm zilini şirinleme. Ve 909. kural. Kimse izinsiz arabama dokunamaz. Şirin arabam. Tomurcuk şimdiye kadar gelmeliydi. Nerede kaldı? Dur. Hı? Öncelikle söyle bakalım, gözlerini şirinlersen sonsuza kadar öyle kalacakları doğru mu acaba? Maymun! Kes şunu hemen! Yeter! Hadi bırak onu! Hadi kızlar! Bu koku da ne? Bu bir felaket. Gözlükle beni şirinleyecek. Ya da daha kötüsü bana ansiklopedi okuyacak. Hayır. Araba dümdüz oldu. Bir daha asla bana ödünç vermeyecek. Sakin ol Tomurcuk Şirin. Şirin araba epey sağlammış. Ne? Teşekkür ederim Çevik Şirin. Sen muhteşemsin. Tahta şey. Değişik. Vahşi Şirin. Bir bu eksikti. Kesin bunu yapamazsın. Hemen gitme gözlüklü. Şirin'e bu oyunlara vaktim yok maalesef. Ama senin daha... Mutfak lavabosunu şirinlemen gerekiyor. Şirin Baba bu tip işlerde senin çok iyi olduğunu söylemişti bana da. Öyle mi söyledi? Senin hakkında hep güzel şeyler söylüyor. Başka ne dedi? Dedi ki... Gözlük, hazırlanmıyor musun? Neye hazırlanıyor muyum? Geçit törenine tabii ki. Geçit törenim, Şirin arabam. Tomurcuk! Gözlüklü, geri dön. Bazen minik şirinlerimi hiç anlamıyorum. Vahşi, lütfen Şirin arabasını bırak. Hayır, benim. Vahşi, hemen durdur şunu. Geri gel, o benim. Yaramaz Vahşi, yaramaz. Ne
Dur, hemen buraya gel. Tomurcuk, neredesin? Şirin arabam nerede? Hadi dans edelim. Hey, 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 hey. Şirine, 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 şirine. Hemen kesin şunu. Beni rahat bırak. Tomurcuk Şirin'i bulmam gerek. Bekle, daha Şirin arabanı bulamadın. Daha arabamı bulamadım ha? Çekil yolumdan! Kıymetlim! Hayır! Hayır! Kıymetlim, ne yaptım ben? Hey gözlüklü, geçit törenine hazır mısın? Ben geçit töreninde çalı çalamam. Nedenmiş? Şirin arabamı bozdum. Bunu ödünç alabilir miyim? Hı? Araban inanılmaz sağlammış. Ve işte. Vay be. Geri vereceğimi söylemiştim. Aa, teşekkür ederim. Bu muhteşem. Şimdi geçit töreni zamanı. Sonunda her şey olması gerektiği gibi. Ah kıymetlim, seni çok özledim. Çok da sağlam değilmiş. Kıymetlim! Bebek bakımı. Hiçbir şey beni durduramaz. Şimdi de dördüncü. Şirinler aşkına böyle ağlamak normal mi? Şirin baba. Sürekli yaygara yapıp duruyor. Buna nasıl böyle katlanıyorsun hiç anlamıyorum doğrusu. Ne dedi? Bu bebek neden avazı çıktığı kadar bağırıyor hasar edici? Üzgünüm. Bütün şirinler barajda. Bebek ortada dolanırken canlandırıcı iksiri yapmak kolay olmuyor. Ben gidiyorum. Hey fırtına. Hazır gelmişken. Bebeğe sen bakabilir misin lütfen? Ama bebek bakmayı bilmem ki. Bence bakabilirsin. Üzgünüm ama bakamam. Okçuluk yarışmasına hazırlanmalıyım. Ama çalışmana gerek yok ki. Sen iyi bir okçusun. İyi olmaya devam etmek için çalışmalıyım. Görüşürüz. Şirin bebek dur. İksir kazanıma elini sürme. Rahat dur. Merhaba küçük şirinlerim. Canlandırıcı iksir bir deneme zamanı. Ama Şirin baba... Çok yoruldum. Benden de o kadar. Bu karışımdan bir yudum içince kendinizi yine genç hissedeceksiniz. Sağ şükürler olsun. Ben hemen istiyorum. Bir kepçe de sana. Ben de. Ben yorgun olmayı hiç sevmem. Fena değil ama sanki içinde kolonya var gibi. Şüphesiz. Evet, içinde biraz kolonya var. Ne demek kolonya var? Benim yorgunluğum geçmedi zaten. Benim de yorgunluğum geçmedi. Hey, buraya gel afacan. Hayır, oyun oynamak istemiyorum. Bu ses ne? Şu hale bak. Şirine, gözlüklü,
obur. Hepsi bebeğe dönüşmüş. Şirin baba, bu sen misin? İkseri yüzünden olamaz. Dikkat et müzisyen. Güçlü hayır, ona dokunma, dur dur. Gözlüklüm, buraya gel çabuk. Hepsi burada. Sakın bir yere gitmeyin. Bir çözüm bulmam lazım. Şirin babanın laboratuvarında bir şey bulabilirim belki. Hey, sen ne yapıyorsun orada? Bebeklerin dışarıda dolaşması yasak. Senin de Şirin baba. Nereye gitti bunlar? Orada ne işin var güçlü? Hey sen ufaklık. Hemen o traktörden aşağı in. Hayır, traktörü durdur. Sana o traktörden in dedim. Gözlüklü yolun ortasından çekil. Hepiniz cezalısınız. Konu kapandı. Sen iyice sinirime dokunmaya başladın. Al, al, al. Lütfen ağlamayı kesin. Dur tahmin edeyim. Sen biberonu hiç sevmezsin. Bununla yüz. Ben de biraz kestireyim. Bana bak haylaz Şirin. Senin için de uyku saati. Oh, hayır. Ağlama lütfen. Diğerlerini uyandıracaksın. Yeter artık. Tek başım altından kalkamayacağım. Rüzgar gibi uç bunu kızların köyüne götür. Hadi bir tanem bana yol aç. Teşekkür ederim. Fırtına? Kızlar. Hemen geldiğiniz için sağ olun. Burası kabustan farksız. Emin misin? Bu bebekler çok tatlı görünüyor. Gerçekten çok çok tatlılar. Bebeklere bakmak kolaydır. Ben pozitif eğitimle ilgili bir kitap okudum. Bilindik şeyleri yapalım Tomurcuk. Oyunlar, masallar. İstediğini yapabilirsin Tomurcuk. Kafamı şişirmesinler yeter. Panzehiri bulmam gerekiyor. Ve unutmayın, onlardan bir an bile gözünüzü ayırmayın. Özellikle de bundan. Hadi çocuklar, dalga geçmeyi bırakın. Hareketleri yapın. 1, 2, 3. Çok güzel. Devam, devam. Dur, yapma. Dikkat et. Hayır, dur. Buraya gelin. Panzehiri olmalı mutlaka ama hangisi? Tamam buldum. Evet, bir damla da bundan. Sonra cesur Şirin kızları kötü kalpli büyücüyü yenmiş ve tavşancıkları özgür bırakmış. Bitti. Harika bir masaldı, öyle değil mi?
Yuvarlandığımı bırakın! Ah, yakaladım. Al bakalım. Hadi güçlü. Topu bana at şimdi. Daha fazla dayanamayacağım. Çok tatlı, şirin ve şeker olsalar da bakamayacağım. Rahat durmalarını sağlamak için bir fikrim var. Bu sayede mama saati için en güzel şeyleri yapacağız. Yapmayın bir taneleri. Mamalarınızı atmayın. Hey! Baksana canlandırıcı karışım. Ah, bu bizi kendimize getirir. Harika bir fikir. Neden her şeyi benim düşünmem gerekiyor? Zambak, Tomurcuk! Hayır! Daha fazla dayanamayacağım. Beni neden buraya getirdin? Her şeyi denedim zaten. Yardım etmek mi istiyorsun? Dediğim bu mu? Bir yudum içirim baba. Belki bu işe yarar. Affedersin Şirin baba. Birazdan olacak. Bu defa doğru olmalı. Oh! Ne? Şirin topu oynayalım mı? Tamam ama benim topumla oynayalım olur mu? Tamam sen şimdi oraya geçeceksin. Tamam. Şuna bakın emzik emiyor. Senin de altında bez var. Ne kadar çabuk büyüyorlar. Evet, baraza dönme vakti. Fırtına, bebeğe sen bakabilir misin? Sadece bir bebeğe mi? Hiç sorun değil. Bez babası. Hey somurtkam, şunu tutar mısın lütfen? Köydeki evlerin solda olanlarını sen boyayacaksın. Sağda olanları da sen. Sakın unutmayın hepsini. Hey hey, nereye gidiyorsunuz? Lafımı bitirmedim. Tatlı bebek. Berbat kokuyorsun. Somurtkan, bebeği değiştirme sırası sende değil miydi? Ben çekiçleri hiç sevmem. Öyleyse bize bir gönüllü lazım. Tek bir gönüllü bile yok. Peki, usta sıra senin. Ama ben dün değiştirdim zaten. Bu sefer Şirin'e değiştirsin. Hem bez değiştirmek kızların işi değil mi? Tabii. İstersen senin bezini değiştireyim. Hadi sana söyleneni yap. Sana emanet. Kimse bebeğin altını değiştirmek istemiyor. Bir dakika. Şahane şirin bir fikrim var. Hı?
Usta, umarım acil bir durumdur. Evet, önemli bir durum olmadıkça çan çalınmamalı, değil mi? Oo, çok önemli olduğunu göreceksiniz. Herkes burada olduğuna göre şimdi sizi biriyle tanıştıracağım. Bez babası. Aa, bu da ne? Bu nedir? Korkmanıza gerek yok. Bez babası zararsızdır. Onu bebekle ilgilenmesi için yaptım. Bek bek. Hayır, bebek. Bak bak. Neyse boş ver. Bebeğin bezini değiştirebilirsin. Vay canına. Bez babası gerçekten inanılmaz. Şirin üstü. Ben icatları hiç sevmem. Çoraplarımı değiştirebilir mi? Işıkları yıkayabilir mi? Ayak masajı yapmayı biliyor mu? İcadın evi temizleyebilir mi? Bir daha bebekle ilgilenmemize, bezini değiştirmemize gerek olmayacak. Yaşasın! Harika! Bobby'yi dolaştırıyorum. Nasılsın bebek? Merhaba bebek. Nasılsınız? Aa, merhaba bebeğim. Sola çekilin lütfen. Şirin bebek. Sola çekilin lütfen. Sola çekilin lütfen. Güzel prenses yavru tavşanını kötü Gargamel'den korumak için eski kuleye saklandı. Muhteşem bir buluş usta. Bazen yeni fikirler çok işe yarıyor. Hayır. Ben soldaki evleri boyayacağım, sen sağdaki evleri boyayacaksın. Şirin baba öyle demedi. Sen sağdaki evleri boyayacaksın, ben soldaki... Tehlike! Bez babası, sen iyi misin? Bu bekleyin. Ne oldu? Tavşan tehlikede. Geri çekilin. Olamaz. Görünüşe bakılırsa bez babası kısa devre yaptı. Bebeği kurtarmamız gerekiyor. Bebeği korumalıyım. Güzel bir mantar azman. Yeni şirin karşıtı iksirim için mükemmel. Bibo tehlikede. Ha? Buggy'yi korumalıyım. Buggy'yi korumalıyım. Azman, yakala o şirini. Ha? Sola çekilin lütfen. Pekala. Eğer bez babasının adımlarının hipotenüsüyle ayak izlerinin derinliği arasındaki mesafeyi bölüp şirin bebeğin kahvaltıda yedikleriyle çarparsa... Hey! Hesaplamayı kes gözlüklü. Evet, uğraşma. Saatte 7.6 kilometre hızla ilerliyorlar. Bu senin yüzünden oldu usta. Sana söylendiğinde bebeğin bezini değiştirseydin şu anda tehlikede olmayacaktı. Ben bebeğin tehlikede olmasından hiç hoşlanmam. Öyle mi? Sen de değiştirebilirdin ama yapmadın. Bay Somurtkan'ın parmağı şişmişmiş. Hey, tartışmanın hiç sırası değil. Sen kendi işine bak güçlü. Sen de bezini değiştirmedin. Benim sıram değildi. Tartışma sırasında bebeği bulma olasılığı sıfıra yakın. Bunu göz önünde bulundurarak aramaya devam etmeyi öneriyorum. Aa! Yeter kesin. İzlerin olduğu yere dönüp bizi nereye götürecek görelim. Tepedeki kuleye. Tetikte olun. Tehlikeli olabilir. Baba!
aşkına ona neden ateş topu ekledin söyler misin? Ne bileyim, güzel olur dedim. Sosis gibi kızarmadan bebeğe ulaşmamız imkansız. Hey, şakacı nerede? Ha? Bez babası, ha? Ateş etme. Sana bir sürprizim var. Sana bir hediyem var. O olmaz olası kutu ilk defa işe yarayabilir. Hediye. Bana hediye mi veriyorsun? Ben onu getirdim. Çok komik olduğunu kabul et şakacı. Bez babasını kapatmanın bir yolu yok mudur? Olmaz olur mu? Arkasında açma kapama düğmesi var. Ama düğmeye basacak kadar ona yaklaşamayız ki. Biz yaklaşamayız evet. Ama yakınında olan biri var. Bebek, bu düğmeye basman gerekiyor. Bebek, arkadaki düğmeye bas. Aç, kapa, aç, kapa, aç. Çok yazık. Anlaşılan çalışmıyor. Kamer, bir bu eksikti. Kaçın şimdiden. Ben gıcırdayan kapıları hiç sevmem. Sosis gibi yanarak ölemeyecek kadar zekiyim. Dünya için çok büyük bir kayıp olur. Hiç merak etme. Sen iksirlerinden birinde can vereceksin. Ha? Ay yanıyorum. Ay 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 ay. Gözlükle dikkat et. Daha da yükseğe tırmanıyor. Bakın bu somurtkan. Bebek. Somurtkan, iyi misin? Yaralanmadın değil mi? Seni çok özledik Şirin bebek. Ah ne kadar tatlı. Evet, bezini değiştirme sırası hayır, sende. Hayır, sıra gözlüklüde. Hesaplamalarıma göre bence sıra sende usta. Benim hesaplarıma göre konuşmak yerine çalışsaydın şimdiye kadar değiştirmiştin. Gel buraya mavi yiyecek. Hiç şanslı günümde değilim. Koca ağzı aç. Mavi yiyecek. Neredesin? Ucuz atlattım. Buldum seni. Dokunma bana seni koca şapşal. Hareket etme mavi yiyecek. Al sana, al sana. Al bunu da, bunu da, bunu da al. Acıdı ama.
ettin ama. Acıttığım için özür dilerim ama bana başka şans bırakmadın ben siyah kuşak şirinim, tamam mı? Parmağım. Parmağım. Aa, bir kıymık kütükten batmış olmalı. Ya böyle ağlanma, senin gibi bir deve hiç yakışmıyor ama. Sanırım yardım etmekten başka çarem yok ama beni yemeyeceksin, tamam mı? Söz ver. Söz veriyorum. Şirineyi yemeyeceğim de. Şirineyi yemeyeceğim. Kesinlikle buna pişman olacağım. Tamam, parmağını göster. Korkuyorum. Sinirimi bozmaya çalışıyorsun. Ver bakayım şunu. Tamam. Pekala. Bunu dışarı şirinleyeceğim. Birazcık acıtabilir. Erkekler neden acıya dayanamıyor? Özür dilerim. Ben çekerken hareket etme, tamam mı? Tamam. Hazır mısın koca adam? Bir, iki... Saçların çok güzel. Çok teşekkür ederim ama odaklanalım. Başlıyoruz. Hokus pokus. Güzel saç. Sonra teşekkür edersin. Hoşça kal kocaz. La 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 la. Ne haber çiftçi? İyi, ben kaçar. Başına yine güneş geçmiş olmalı. La 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 la. Çok güzel müzisyen. Çok teşekkür. Koş şuraya, tepeye doğru kaç. Neden? Şirine! Bırak onu canavar! Salgın! Acıttı. Kocaz, beni yemeyeceğine söz vermiştin. Yumuşak saç! Dişlerini fırçalamamışsın değil mi? Şimdi indir beni. Tamam. Neden beni takip ettin? Çok kötüsün. Kötü yaramaz dev. Koca ağız burada ne şirinliyor? Şirineyi ondan kurtarmam da... Görünüşe göre ona bir buket veriyor. Çiçekler. Bunu iki kere düşünse iyi eder. Saldır! Sırtım. Bu çocuk hiç akıllanmıyor değil mi? Kocaz, bunu arkadaşlarıma yapamazsın ve burada da kalamazsın. Kış tadı, git buradan. Hayır, kocaz güzel saçlıyla kalacak. Tamam, hadi sana çıkış yolunu göstereyim. İyi olacaksın güçlü. Üçünüz onları takip edin. Bize güvenebilirsin Şirin Baba. Güzel saçlıyla güzel bir yürüyüş. Teşekkür ederim ama yalnız yürümek de güzel olabilir. İşte geldik. Vedalaşma vakti kocaz. Beni bir daha takip etme. Özür dilerim. Hadi ama git evine. Ben seninle gelmek istiyorum. Kocaz Şirine'yi seviyor. Bak mor bir tek boynuz. Nerede? Ben onu görmüyorum. Hey! Şirine! Bu taraftan çabuk! Şuraya bakın. Toplanacak birinde. Güzel saçlıya dokunma. Peki Bay Dev. Vay, bir koruman olması çok güzel. Vaa!
Merhaba. Ocağız Şirine'yi her zaman koru. Hey, bir dakika. Eğer Şirine'yi koruyorsa o zaman belki bizi de korur. Hayır, bu berbat bir fikir. Şirin baba olsa ne derdi? Sanırım şöyle derdi. Vay, korunmuş hissettim. Hey, kocaz, tekrar köye şirinlemek ister misin? Şaka yapıyorsun değil mi? Hadi, hadi. Eve şirinleme vakti. Çabuk. Şirin baba, Şirin baba. Hı? Hey, nasıl gidiyor çiftçi? Yine mi? Bekle. Kocaz arkadaşımız. Bak neler yapabiliyor. Kocaz, çiftçinin salyangozlarını topla. Sorun olmaz değil mi güzel saçlı? Hah, sanki başka seçeneğim var. Tada! Tatlı patatesler aşkına bu çok hızlıydı. Ben tatlı patatesleri hiç sevmem. Mutlu musun güzel saçlı? Kızacağını söyledim ama dinlemedi. Neler oluyor burada? Koca ağız Şirine'yi seviyor. O dostumuz ve koruyucumuz. Ben Rehine'yim. Sağ ol. Koca ağız Şirine'yi hemen yere bırak. Yoksa seni kurbağaya çeviririm. Yapışkan sihirlerim bile olur. Bu büyük soruna bir çözüm bulunca haber verin lütfen. Şirine, koca ağzı bekle. Aç karnına iyi düşünemiyorum. Hadi bir şeyler yiyelim. Çok açım. 20 havuç birden şirinleyebilirim. Ben de 40 tane. Saniyesinde götürürüm. Önce ben. Merhaba. Gitmesini nasıl sağlayacaksın? Hiçbir fikrim yok. Ben çok açım. Koca ağız hep böyle yer. Bu kadar yeter koca ağız, uyku vakti. İyi geceler minik Şirinem. Bir gece yeterli değil. Burada uyumaya çalışıyorum. Koca ağız, sessiz ol, uyu hadi. Tamam, ben uyur. Hey, ne Şirinler dönüyor burada? Bir de bana sor. Ah Şirinler aşkına biraz sessiz olur musun? Ben parlamayı hiç sevmem. Hey, ağırlıklarımı kim şirinledi? Gıdıklanıyorum. Leziz. Bıktım artık senden. Bu sefer işin bitti. Hey! Hayır koca ağız. Hemen onu geri şirinle. Çıkar beni, çıkar beni. Çok acıdı. Koca ağız, arkadaşlarımı yiyemezsin, tamam mı? Özür dilerim. Minik Şirinler parmaklarımı gıdıklıyor. Beni dinlemen gerekiyor, anladın mı? Dinliyorum. Gördün mü koca ağız? Arkadaşlarımla bu şirin köyünde yaşıyorum. Ve sen de şurada yaşıyorsun. Niye ben artık burada yaşıyorum? Burada yaşayamazsın. Arkadaşlarım senden korkuyor, anlıyorsun değil mi? Koca ağız büyük ve korkunç. Şirinleri yemeyi seviyor. Evet, bu da bir sorun işte. Bu yüzden de evine gitmelisin. Hiç arkadaşın yok mu? Güzel minik Şirine gibisi yok. Dev kadınlar çok çirkin çünkü. Onların seni çok özlediğine eminim. Yanlarına gitmelisin. Hayır! Hayır!
güzel saçlı da benimle eve gelsin. Hayır koca ağız, dur. Benim evim buradan daha iyi. Birlikte mutlu olabiliriz. İndir beni. İmdat, yardım edin Şirin. Olamaz. Bırak beni. Haddini aştın ama artık. Ha? Beni böyle kaçıramazsın. İşte devler böyle flörtleşir. Ama ben dev değilim ki, burada kalmayacağım. Hayır, sen orada kal. Artık benimsin. Sonsuza kadar mutlu yaşayacağız. Sen ağlıyor musun? Hayır. Yani evet. Hayır, ağlama. Ben seni mutlu ederim. Güzel çikolatalar, içi kurtla dolu. İğrenç. Neden ağlıyorsun? Özgür olmak istiyorum. Hayır, benimle kal. Bekle. Bak, iki koca dişli deniz aygırı gibiyim. Bir tavşan. Koca ağızla yaşamak çok eğlenceli. Ben ne yapıyorum? Buradan şirinlemem lazım. Ay, 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 bu kafeste nefes alamıyorum ben. Bu iyi değil. Ay, 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 ay. Böylesi çok daha iyi. Aa bak, yine şu mor tek boynuz. Beni bir daha kandıramazsın. Tamam. Doğruca koca ağzın kulesine uçacağız. Şirini'yi kurtarıp onunla döneceğiz. Hey, bir yere mi gidiyoruz? Yeni sırt roketleriyle test sürüşüne çıkacağız. Bunun Şirine ve koca ağızla bir ilgisi yok değil mi? Onları hiçbir yerde bulamıyorum. Aa, gerçekten mi? Belki gezmeye gitmişlerdir. Aa, evet, göl kenarına. Evet, göl kenarına. Tamam, gidip oraya bakayım öyleyse. Ucuz atlattık. Şirine'nin koca ağız tarafından kaçırıldığını öğrenirse yine kendine zarar verebilir. Biliyordum. Sizinle geliyorum. Gidelim. Beni bekleyin. Yetiştim. Ama bu hile. Çıkar beni buradan. Koca ağız Şirine için nefis bir akşam yemeği yapacak. Seninle yemek yemeyi reddettiğimi bildirmek istiyorum. Aç mısın? Evet. Tamam. Ben sana güveniyorum. Şuraya bak, ne kadar dağınık. Dağınık. Her yerde yiyecek var. Şu yerdeki eski terliklere ne demeli? En son ne zaman yıkandılar? Terlikler yıkanır mı? Masanın altında tavuk kemikleri var. Hemen gidip süpürge getir bana. Bir süpürgem vardı. Nerede acaba? İşte, işte. Ben iyiyim. Ben süpürgeyi düzeltirim. İşte oldu. Koca ağız hazır. Tamam. Önce şu tavuk kemiklerini süpür. Şimdi kazanını cilala şirinler aşkına. Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere. Ben sadece şeyi alıyordum. Egzersiz topunu. Tamam, kafamızın üstünde şirinleyip olduğumuz yerde koşuyoruz. Aa, olamaz, elimden kaçtı. Gideyim de alayım.
Ellerimle tutmuyorum. Vay canına, bu konuda çok iyisin. Evet, koca ağız da tekvando şampiyonu. Gerçekten mi? İyiymiş. Ben gösteririm. Koca ağız çok yetenekli. Lezzetli yemek için teşekkür ederim. Ağaç kabuğundan güveç yapabildiğini bilmiyordum. Kocaz, beni önemsediğini biliyorum. Kocaz, Şirine'yi seviyor. Gerçekten bundan onur duydum ama bizim ilişkimiz yürümez. Anlıyorsun beni değil mi? Hayır. Yürümez. Çünkü sorun sen değilsin. Benim çok huysuz olabilirim ben. Tam bir kontrol delisiyim. İstediğine sor. Ve ben özgür ruhluyum. Hiç durulmam. Ben özgür biriyim. Keşke şu anda da öyle olsam. Ben de özgür ruhluyum. Özgür. Özgür. Tada. Evet, ama sen büyük bir özgür ruhsun. Ben de küçük işte. Evet işte bu. Sen büyüksün, ben de çok çok küçüğüm. Çok farklıyız. Farklı, evet. Sen küçük, ben büyük. Ağlıyor musun? Devlerin ağladığını bilmiyordum. Hayır, kocaz ağlamaz. Kocaz sinirli. Küçük olman haksızlık. Sorun değil. Bir çözüm bulabiliriz. Boyut önemli değil, değil mi? Uyu şimdi. Gerçekten mi? Tanrım, uykum gelmedi ama. Ben uyur. Sen de uyur. Mı? Güzel saç. Dişlerini en son ne zaman fırçaladın? Neyi fırçaladım? Pencereden girelim mi Şirin Baba? Üzgünüm. Benim kadar olamazsın. Kapıdan gireceğiz. Şirin'e, iyi misin? Evet, ama sıkıştım. Seni kurtaracağım. İşe yarayacak bir fikrim olabilir. Kocaz küçüğüm diye çok üzgün. O yüzden düşündüm ki... Çok şirince bir fikir. Hazır mısın gözlüklü? Evet, usta Şirin. Geri dönmezsem Şirin arabama iyi bak. Şşt! Hadi yap şunu. Tamam, hemen Şirin Baba. Umarım bu işi batırmaz. Gel, pisi 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 pisi. Şimdi güçlü. Birinci aşamanın sonu. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Aldım. Affedersin. Demek başka çikolatalı dondurma yok, öyle mi? Yazık oldu. Umarım uyanmaz. Ben hallederim. Peki öyleyse fıstık var mı hiç? Tabii ki fıstık var. Krem şanti de var. Krem, evet krem. Krem şanti. Pekala, yapıştırıcıyı getir. Kocaz, uyan, uyan. Ne oldu? Bir
bir şey yok benim tatlı pastam. Sonsuza kadar nasıl beraber olabileceğimize dair bir fikrim var. Öyle mi? Sonsuza kadar mı? Sonsuza kadar. Güçlü bir sihre ihtiyacımız var. Oraya gidebilir miyiz? Yaşasın! Güzel saçlı hep benimle kalacak. Kocaz çok mutlu. Tam zamanında. Hazır olun minik şirinlerim. Çok ses yapmış olmalıyız. Dediğim gibi içeri gireceğim ve beni senin gibi uzun ve büyük yapmasını isteyeceğim. Sonra sonsuza kadar mutlu oluruz, tamam mı? Tamam. Sakın uzaklaşma. Güçlü, şimdi. Ah, kim yaptı bunu? Şirinler mi? Kimse büyük Gargamel'den kaçamaz. Şirinem! Büyük ve uzun. Bırak beni de. Bırak beni lütfen. Çifte kumruları yalnız bıraksak iyi olur. Evet, çok mutlu görünüyorlar. İndir beni. O güzel saç. Beni okşamayı bırak. Seni aptal yaratık seni. Bırak dedim.